Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu şahane elmalı kurabiyelerimizi yapıyoruz. Çok pratik bir tarifle çıkırmız olanlara kadar boyası kullandım arkadaşlar. Kasım patılarım bahçemden. Hadi nasıl yapmışım videomuza geçelim. Merhaba arkadaşlar, mutfaktaki sobamı yaktım. Üzerine kol çorbasını koydum, arabaşı. Pişiyor. Ve biz sizlerle elmalı kurabiye yapacağız arkadaşlar. Kamerayı sabitleyip geliyorum. Evet arkadaşlar, öncelikle elmalı kurabiyenin elmalı iç harcını hazırlayalım. Bunun için ben yıkadım. 5 tane elmam var. İstediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Bir çay bardağı, şu ince belli su çay bardaklarından şeker, toz şeker. Bir su bardağı cevizim var. İsterseniz badem, fındık da olabilir. İsterseniz hiç koymayın. Ve tarçınım var, toz tarçınım. Şimdi elmalı iç harcını hazırlayalım. Evet arkadaşlar, öncelikle elmalarımı yıkamıştım ben. Şöyle şu ortalarındaki sert kısımlarını alıyorum. Bunlar kendi bahçemizdeki elmalardan arkadaşlar. Elma toplarken bir videom vardı. Şu anda da alabilirsiniz. Şuralarını alıyorum. Daha sonra çok gözüküyor mu? Evet. Bir tane rendeyle rendeleyeceğim. Şöyle. Ve şöyle yapınca arkadaşlar hem elimi kesmiyor rende ve hem kabuğunu soymakla uğraşmıyorum. Şöyle bir iki tane kabuğu gidiyor. Zaten de birazcık gitsin istiyorum. Eğer elinizde yeşil elma veya beyaz sarı elmalardan varsa onlardan da olur arkadaşlar. Ben bugün kırmızı elmalardan tercih ettim. Elmalarımın hepsini rendeleyip geliyorum. Evet arkadaşlar, ocağımızı yaktım. Üzerine tavamı koydum. Ve şimdi rendelemiş olduğum 5 tane elmamı da tavama ilave ediyorum. Hiç vakit kaybetmeden bir çay bardağı toz şekerimi de ilave ediyorum. Elmalar birazcık tatlı benim arkadaşlar. İkisi elma kullanıyorsanız su bardağına kadar çıkarabilirsiniz. Ve kavurmaya bırakıyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi elmalar çok hafif sulanmaya başladı. Şeker de böyle hemen üzerine ekleyince arkadaşlar birazcık elmalarla beraber karamelize oluyor. Böyle daha bir lezzetli oluyor arkadaşlar. Ben cevizlerin de birazcık kavrulmasını istiyorum arkadaşlar. Bir su bardağı cevizim var. Çok mu olur bakalım. Hepsini ilave etmedim. Elmalarımın da pardon. Cevizlerimin de birazcık kavrulmasını istiyorum arkadaşlar. Ben hepsini ilave ediyorum. Biraz fazla oldu cevizlerim. Siz isterseniz yarım su bardağı falan da kullanabilirsiniz. Ziyan olmasın diye hepsini içine ilave ettim arkadaşlar. Tarçını en son aşamada ilave edeceğim arkadaşlar. Çok baskın bir tat olsun istemiyorum. Ben tarçını çok sevmiyorum zaten. Şöyle. Zaten 5-10 dakikada hemen oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık suyu kalmadı arkadaşlar. Şöyle yaptığımızda da tavada su kalmadığını görüyorsunuz. Elmaların tamamen suyunu çekmiş olması gerekiyor arkadaşlar. Değilse kurabiyelerimiz çabuk bayatlar. Şimdi tarçınım var. Şöyle bir kurabiye ekleyeceğim. Yaklaşık bir çay kaşığı kadar. Çok aşırı sevmiyorum arkadaşlar. Siz istediğiniz kadar ilave edebilirsiniz. Ocağın altını kapatıyorum. Karıştırıyorum ve soğumaya bırakıyorum arkadaşlar. Elmalı kurabiyelerin hamuru için malzemelerimiz arkadaşlar. Şuradan başlayalım. Bir çay bardağı nişasta, bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı şeker, bir tane
iri yumurta, bir tane şekerli vanilin, bir çay kaşığı kabartma tozu, 125 gram miktar dolgada erittiğim margarin veya tereyağı da olur. 2 yemek kaşığı yoğurt ve aldığı kadar un. Evet arkadaşlar, öncelikle sıvı malzemelerimizi leğenin içerisine alıyoruz. Çok dar bir leğen yapmayın arkadaşlar, biraz geniş yapın. Etrafa sıçratmak istemeyiz. Yoğurdum var. Ev yoğurdu arkadaşlar. Hazır almadım. Kendim mayalamıştım. Kanalımda da videosu var. Nasıl yayınladığıma dair. Sıvı yağım var. Eğer arkadaşlar bir paket margarinden yapacaksanız ölçüleri bir su bardağına çıkarın lütfen. Ben çay bardağında kullandım. Yumurtamızı da kıralım. Şimdi buna çay bardağı toz şeker ilave ediyorum. Bu da nişasta kutusu kullandım arkadaşlar ben bugün. İstediğiniz bir nişasta kullanabilirsiniz. Paket vanilya kullanıyorum. İsterseniz yarım kullanın. Çok önemli değil. Ama kabartma tozu çok önemli arkadaşlar. Aşırı kullanmayın. Şu kaşığım vardı. Şöyle. Tepeleme bir çay kaşığı kullanıyorum. Çok kabarmasın istiyorum arkadaşlar. Nasıl kullanıyorum o yüzden. Ve un. Kırmızı gıda boyası var elimde arkadaşlar. Biraz canı hamurum, biraz canı açabilirsem. Birazdan kırmızı olmasını istiyorum. Sanki elim kanamış gibi. İlk defa gıda boyasıyla hamur yoruyorum. Yer nasıl bu? Hafif daha. Şu istediğim kırmızılık da olamadı arkadaşlar. O yüzden. Evet arkadaşlar. Stres filmi var elimde. Şöyle. Şu tahtanın üzerine serin. Büyük kestim ama. Evet. Ellerim neden kırmızı diyecek olursanız arkadaşlar, hamurum bir kısmını da gıda boyası döktüm. Gıda boyası almıştım geçenlerde Migros'tan arkadaşlar. Evet bakalım nasıl bir şekil verebilirim. İç harcımızdan da koyalım. Kamerada kırmızı çok farklı çıkıyor. Böyle birazcık pembeye yakın bir kırmızı. Daha da küçük olayım. Ben elma kurabiyeyi arkadaşlar böyle çok büyük sevmiyorum. Minik minik seviyorum. Tek lokmalık gibi düşünün. Stres filmle saracaktım ama elimle de hemen cecik oldu. Ben hiç stres filmi kaldırmaya gerek duymadım arkadaşlar. Şöyle. Arka tarafını güzelce yapıştırın ki açılmasın. Şöyle. Evet arkadaşlar, bir tane de arka plandaki gibi yapalım.
Şöyle yaptım. Bıçakla şöyle birkaç tane çizik atıyorum. İstediğiniz kadar atın. 3 veya 4 tane sıvırdım ben. Şöyle elmanın içten. Taraflarında kapatıyorum. Şöyle tepsiye dizerken şöyle birazcık açıyorum arkadaşlar. Ve böyle arka plandaki gibi oluyor. Evet arkadaşlar, fırına gitmeye hazır. Elmalı kurabiyelerimiz, şunlar gıda boyası ve yaptıklarım. Ve şunlar da şekiller denediğim. Hadi fırına gidelim. Ha, bu arada elmalı harçtan yarısı arttı arkadaşlar. 3 tane elma yetiyormuş. Bunlar kaldı. Eğer kalırsa hiç sorun değil. Buzluğa atın. Bir dakika elmalı kurabiye yapacağınızda çıkarın. Öyle kullanın. Evet arkadaşlar, fırından çıktılar. Ve ilk sıcaklığı da çıktı. Ilık artık. Piştikten sonra ben iki tepsiye bir taneye topladım. Çünkü üzerine pudra şekeri serpeceğim diye arkadaşlar. Şu kırmızı gıda boyası ile yaptıklarım daha çok harika oldu sanki. Şöyle bir pudra şekerim var elde. Biliyorsunuz bunu böyle tuzlu gibi atıyorsunuz. Bunu da ılıkken eleğin üzerine arkadaşlar. Çünkü soyunca yapışmıyorlar. Çok sıcakken elediğinizde de pudra şekeri sıcakla buluşunca eriyor yine. Şöyle eliyorum. Tepsiye sıkıştırın, her yerine gitsin. Güzelce pudra şekerini bulayıp geliyorum hemen. Evet, pudra şekerlerini eledim arkadaşlar. Ve kısım patımızı da güzel yerleştirdim. Lezzeti, kokusu, görüntüsü şahane oldu arkadaşlar. Şunu tabağa aldım sizler için, servis tabağına. Eğer elinizde kırmızı gıda boyası varsa mutlaka deneyin. Zaten gıda boyası lezzetini değiştirmiyor bildiğiniz gibi arkadaşlar. Sadece görüntüsünü değiştiriyor. Şunlar kafes gibi olanlar. Şunlar üzerine yıldız yaptıklarım. Şunlar bıçakla kestiklerim. Çok şahane oldular arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olun. Videolarımın altına yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Like tuşunu da basın lütfen. Hoşçakalın.